Tam Zamanı programından herkese selamlar, sevgiler ve hürmetler. Efendim, hayatın bu yoğun akışı içerisinde kim bilir belki de işlerinizden çıktınız, eve doğru yol alıyorsunuz. Belki de mutfaktan buram buram gelen yemek kokularıyla meşgulsünüz. Belki de çocuğunuzun ödevleriyle meşgulsünüzdür. Belki de başlarım böyle hayata deyip her şeyi bir kenarıya bırakıp relax bir andasınızdır, kim bilir. Bizler de sizi bu yoğun hayatın akışı içerisinde böyle bir nebze de olsun terapi tadında harika bir program hazırladık sizler için. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi sevimli mi sevimli, sempatik mi sempatik, hayata bakış açısı renkli mi renkli, resim dünyasının tanınan simalarından, aynı zamanda benim gibi birisine resmi sevdiren öğretmen, sevgili Ebru Kaya hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Medine'cim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam, görüşmeyeli? Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın? Vallahi hocam pandemi sürecinden beridir görüşmüyoruz. Programda olmasa evet, görüşemeyeceğiz. Öyle oldu. Öyle oldu, bizim için güzel bir şey oldu böyle. Her şeyi ortaya döktük. Bayağı güzel şeyler yapmışız, görünce ben de heyecanlandım. Evet, bugün yine çok güzel program, dop dolu bir programla sizlerleyiz inşallah. Bugün neler yapacağız hocam sizinle? Bugün neler yapacağız? Bugün çalışmalarımızdan bazılarını getirdik zaten. Yağlı boya olanları sen getirdin. Ben de sulu boya yapacaktım fakat sonradan fikir değiştirdim. Akrilik çalışmaları için bir şeyler getirdim. Küçük tahta parçaları, küçük tuvaller getirdim. Yani akriliği bana çok fazla son zamanlarda sordukları için biraz bilgilendirme olsun diye istedim. O yüzden akrilik çalışacağım. Akrilik. Ufak bir şey, yani yetişinceye kadar program ufak bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah, hocam. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Efendim, bugün hocamızın yaptığı bu çok kıymetli resimlerden sizlere hediye vermek istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken ekranlarımızda bulunan telefon numaramıza isim, soyisim, bir tane de sorum olacak size. Sanat nedir diye sormak istedim. Sizin gözünüzde sanatı merak ediyorum. Belki bir kelimeyle, belki bir cümleyle, belki de destanlar yazabilirsiniz. Hiç problem değil. İsim, soyisim ve sanat nedir sorusunun cevabını WhatsApp hattımızdan bekliyoruz. Çekiliş yapacağız. Sonrasında size hediye etmeyi düşünüyoruz inşallah. Hocam yavaş yavaş başlayalım da çünkü zamanımız çok kısıtlı. Ben de evet renklerimi sıkmaya başladım. Hangi renklerde çalışacağımı hiç düşünmedim. Fikrim varsa eğer. Hay hocam, şimdi kış geldi böyle tatlı renkler. Tatlı renkler olsun. Kullansak tamam. Böyle içimizi açan rengarenk. Tamam, cıvıl peki, cıvıl. Öyle yapalım. Ben de resim yapacağım hocam bu arada. Şöyle göstereyim. Şöyle görünüyor mu acaba? Aslında bunlar böyle bir ağaç kütüğü. Ebru hocamızın meslek sırrı olan. O bildiğimiz ağaç kütüğü, hiçbir özelliği olmayan aslında. Ama dekoratif kullanılan. Şimdi insanlar bunlarda sunum falan yapıyorlar. Ama biz bunları boyuyoruz. Evet, onu söyleyecektim hocam ben de tam. Burada minimalleri de var. Yağlı boya da çabuk emmedi, çabuk kurumadığı için daha doğrusu boyalar. Ben önce bir evde astarını yaptım. Tabii 10 aydır elime fırça almadığım için umarım güzel bir şey çıkarmayı planlıyorum. Sonra ressamım deyip de resim yapamayan kız diye hocam arkamdan söyletmeyeyim ben. Yok, söyletmezsin. Hatta seni sanatçı kişiliğinde görmüş olurlar. Öyle mi diyorsunuz hocam? 10 aydır fırça almıyorum. Ya hepimiz öyleyiz ya. Bu süreçte çok verimli geçiremedik maalesef ama artık bir şekilde bunu telafi edeceğiz. Olduğu kadarıyla diyelim, yani, öyle mi? Aynen. Ben şuradaki resimlerimi de bir yandan göstereyim hocam siz başlarken, hazırlanırken. Şimdi bunlar yine bir ağaç kütüğü ve şöyle göstereyim. Ressam burada ne demek istemiştir diye insanlar soracaklardır muhtemelen. Sevgiyle birbirlerine bakan böyle tatlış, sevimli, şöyle mi göstereyim? İki tatlı kardan adam. İki tatlı kardan adam. Bunlar muhtemelen ya yeni evli. Kışın tadını çıkartıyor da olabilirler. Kışın tadını çıkartan bir böyle sevimli bir çift. Hatırlıyorum, ben bunu beraber seçmiştik. Evet. Değil mi? Bir evet. Kartpostal gibi bir resimdi. Birlikte karar vermiştik, hatırlıyorum. Hatta bir kış ayıydı. Geçen yıl mıydı? Benden sonra da birçok kişi bu resmi yaptı yapmıştı, hocam. Evet, yapmak istemişti. Gerçekten yani şu kışın soğuğunda içimizi ısıtacak güzel bir resim. Bu da yine böyle bir bahar resmi. Hocam şeylere bakar mısınız, bu kombinlerine, birbirine geçmiş hallerine? Bir şey söyleyeceğim hocam ya. Serçe böyle tombiş mi olur? Ya da benim tombişlere karşı ilgimden mi böyle fazlaca tombiş yapmışım? Örnekte de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani ekstra kattığımız bir şey olduğunu zannetmiyorum.
Serseriler bence tombiş oluyorlar. Ya kuşlar bazen kendini kabartabiliyor. Bizim evde kuş kabartıyor mesela kendini, tüylerini kaşınırken falan. Belki de kabarmıştır. Belki de pandemi sürecindeki birisi. Ona da yaramamıştır. Serseriyi de çizmiş olabilirim, bilemiyorum. Belki de şişkodur. Belki de. Burada yine böyle pofidik bir sincabımız var. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Sevimli sevimli artist bakıyor bu sincabımızda. Ben bir de otantik resimler yapmayı çok seviyorum. Bu yaptığım resimden de birçok kişiye hediye etmiştim. Böyle yine birbirlerine yaslanmış, güzel, şık, otantik bir küp resmi var burada. Hocam, turkuazlı. Bu resimde sevdim desem inanır mısınız? Normalde aram hiç iyi değildir turkuazlı ama. Turkuazla. Aslında en çok kullandığımız renklerden birisi turkuaz. Yine böyle bir, burada özellikle kullandığımız spatula tekniğini kullandık ve spatula evet. Üç boyutlu gibi görünüyor ve böyle daha dolgun gösteriyor resmi. Boya katıyla, aynen. Boyanın kalınlığından faydalanarak yaptığımız için daha üç boyutlu görünmesini sağlıyor. O çiçekler daha kabarık duruyor mesela diğerlerine göre. Tabii bu spatulanın kadar etkisi. Yani ekrandan fark ediliyor mu bilmiyorum da. Burada da yine bir natürmort dediğimiz. Bunda biraz zorlanmıştım hocam ben. Evet, eğrilmişti çünkü boyadıkça. Şimdi bu tarz simetrik objeleri çizerken... Şöyle desem, bu bir oval bir tuval. Oval bir tuvalle böyle güzel mutfak için tatlı bir resim tasarlamıştık. Evet, bu tarz simetrik objeler boyadıkça, yağlı boya yaparken özellikle fırça çok kaymaya müsait olduğu için çabuk eğriliyorlar. Yani fonu boyarken onu bozuyorsun, işte o şişenin kendisini boyarken fona kaçırıyorsun derken birkaç hamle gerektirmişti o, hatırlıyorum. Bayağı bir üzerinden geçmiştim hocam. Geçmiştik, düzeltmiştim. Hocam böyle resim yaparken aynı zamanda sohbetimize de devam edelim istiyorum. Tabii. Yıllardır sanatınızı icra ediyorsunuz hocam. Bu sanat merakı nereden geliyor? Ailede var mıydı? Nasıl ailede başladı? Var, evet ailede var. Babam da var. Ablalarım da var. Ya tabii hepimizde yok da bazılarımızda var ama tabii ailem benim için öncelikli olarak buna yönlendiren, buna sebep olan kimseler, çok da destekleri var. Onların sayesinde, öğretmenlerim sayesinde küçüklüğümden bu yana zaten ilgim ve merakım vardı. Ha bu benim bir şansımdı. Geliştirebilecek fırsat bulmak benim bir şansımdı. Yani mutluluk veren bir şey benim için. Onu icra etmek benim için çok önemli ve değerli. O yüzden hiç vazgeçemiyorum zaten. Birazdan da faydaları ve insanın ruhuna neler katıyor, bununla alakalı yine konuşmalarımıza devam edeceğiz. Hocam öğretmenim sevdirdi dediniz de, hatırlıyor musunuz benim ilk geldiğim zaman? Bana dediniz ki, bir dediniz yuvarlak çizin dediniz ama yuvarlak haricinde her şeye benzeyen bir resim. Genelde öyle oluyor. Sonra bir baktınız böyle, dedim ki eyvah, umutsuz vaka dedi herhalde hocamız, yok, yok. Dedim. Hiç öyle, hiçbir zaman öyle düşünmüyorum. Yani mutlaka herkesin el becerisi birbiriyle aynı olmuyor. İnsanlar hep aynı donanıma, aynı beceriye sahip olmayabiliyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. Bunu sen bir seferde çizebilirsin, bir başkası beş seferde çizebilir. Sabırla onu bekliyoruz biz. Şimdi ben sen ilk geldiğinde deseydim ki sen bu yuvarlağı beceremiyorsun. Yuvarlak bile çizemiyorsun. Bunları çıkartamazdın. İşte o yüzden sabırlı bir şekilde karşılıklı emek vererek bu hale getirdik. Yani bu benim için, bunu görmek de çok büyük mutluluk. Yani o yüzden senin için de öyle olsa gerek. Çünkü bu ürünlerin hepsi sana ait. Evet hocam, arkadaki resimleri göstermeyi unuttuk. Evet, bunlar örneklerin bazıları, daha fazla çalışma. Evet, daha fazla çalışma var ama bunlar da bir kısmı. Şöyle yakın kadrajdan gösterelim arkadaşlar, izleyicilerimize. Şimdi hocam bir şey itiraf etsem. İnanır mısınız? Biz malum sahil kentinde yaşamıyoruz. Evet. Biz Konyalılar böyle iki yudumsu görsek cımbırlıp atlıyoruz deniz diye. Tabii ben burada hiç hayatımda görmedim. Nilüferleri çizdim. Birkaç aşamadan da geçtim ama şöyle gayet güzel görünüyor diye düşünüyorum. Evet, yine burada bir güzel spatula tekniği kullandık sizinle. Sazlıklar falan. Evet. Kuğulara da diyecek bir şey yok. En çok işçiliği orada kuğular. Evet. Kuğular da değil mi hocam? Kuğular da olmuştu. Tüy detaylarını yaparken, bir de öndeki nilüferlerde. Evet hocam, görmedim, nilüferleri çizmek benim için büyük bir deneyimdi diyebilirim. Evet. Burada da yine çok farklı teknik uyguladık. Bu teknikte de spatula tekniği yoğunlukta uygulamıştık değil mi hocam? Evet. Bir de
Arka fonunu ilk başta zemin attık. Yani zemin demek yağlı boyada astar kat demek. Hı hı. İlk başta tuval bezini, yani şu tuval bezini kapatabilmek için bir zemin boyası vurmak gerekiyor. Üzerine sonra kat kat boya vurarak yağlı boya tabloları öyle oluşturuyoruz. Onu anlatalım ilk başta. Belki bilmeyenler olur izleyenler arasında. Zemini boyadıktan sonra direkt spatula atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Aynen hocam. Spatula atıp onu fırçayla dağıtarak böyle lekesel bir görüntü vermiştin. Sonrasında çiçekleri çizdin. Ondan sonraki aşamada da varakları uygulamıştık. Varak uyguladığımızda resmin formu tamamen değişti hocam. Değişti. Zaten onun esprisi o oldu. Işıklardan aslında. Ne kadar belli ama ışıl ışıl. Gayet güzel görünüyor. Çok dekoratif ve çok güzel oldu. Tabii çerçevesi falan yapıldığında daha eminim değişecek değil mi? Varağa uygun bir çerçeve yaptırırsan çok daha farklı olur. Tabii hocam resimden bir süre uzak kalınca ben de yavaş yavaş başlayayım hocam. Tabii bir ressamın olmazsa olmazı eldiveni. Eldivenleri. Ben hala alıştıramadım kendimi o eldivene. Sanki bir başkası hareket ediyormuş gibi geliyor. Takayım diye alıyorum ama takmadan bırakıyorum. Resme başladıktan sonra hayatınızda neler değişti hocam? Neler değişti? Yani tabii insanın bakış açısı bir kere her şeyden önce değişiyor. Yani etrafa bakışın değişiyor. Bir ağacın nasıl olduğunu incelemeye başlıyorsun. Bulutları incelemeye başlıyorsun. Bunu bana mesela öğrencilerimiz de söylüyor. Sürekli biz diyoruz ya ağaç dalı şöyle olur, yaprak böyle olur. İşte bu şekilde bu fırçayla bu yaprağı yaparsın deyince odağımız değişiyor. Yani hayata bakış açımız, etrafa gözlemleyişimiz değişiyor. Tabii benim için de aynı şekilde oldu. Daha farklı görmeye başladım. Daha mutlu olduğumu fark ettim. Aynı şeyleri ben de söyleyecektim hocam. Normalde biraz bakar körlük vardır bende. Baktığım zaman detayları göremiyorum ama resme başladıktan sonra detay fark eder oldum bulut, değil mi? Evet, bulutların formunu bile ya dedim aa böyle bulutlar varmış. Gerçekten tefekkür yeteneğimi de çok geliştirdi benim kesinlikle. Resim. Gözlem yapma yeteneğimizde bir artış oluyor zaten. Yani etrafa daha düz değil de daha detaycı bakabiliyoruz. Şöyle alayım sen ben de. Sen sıcak istedin diye kırmızılar falan kullanıyorum. Oh hocam ne güzel vallahi kışın şöyle içimizi ısıtan resimler inşallah. Bir gün annem dedi ki hocam normalde ben çöp adam diyoruz ya onu bile çizecek yetenekte değildim. Yani resme karşı hiçbir şekilde ilgim yoktu. Annem dedi ki ya dedi hani bu ressam Bob var ya hocam bonus kafa. Bir evet, gün dedi ya dedi bir resim. Çocukluk artık insanı mı diyeyim? Çocukluk demeyelim hocam bazı detaylarda bilgi yok, vermeyelim. Yok o detaya girmeye gerek yok canım. Yani hepimiz için geçmişte olan bir insan. Zaten resmi sevdiren insan. İnsanlar resme dair en iyi onu tanıyorlar. Ben detay derken hocam şeyden sonra programdan sonra neyi ifade ettiğimi söyleyeyim. Sonra onunla başladık hocam işte. Bismillah dedik başladık ama gerçekten ben de şu an hayretler içerisindeyim. Nasıl bu kadar ürün çıktı? Ama sizin çok büyük katkınız var tabii bunda. Hocam yağın haricinde resmin püf noktalarını da konuşalım mı aynı zamanda? Tinerle de eritili şey yapılabiliyor muydu bu? Tiner, terebentin kullanan var yağlı boyayı ezmede yani inceltmede ama bence tehlikeli. Yani boyayı inceltmek sadece yağlı olsa daha verimli olur. Çünkü çatlama yapabilir ileriki zamanlarda. Terebentin kalın mi hocam? Terebentin de yapabilir, tiner de yapabilir. Çünkü bunlar boya çözücü malzemeler. Hı hı. Öyle olunca belki bunu yaparsın. Birkaç sene sonra boyalar çatlar. Yani verdiğin emek boşa gider. O yüzden riske atmaya bence gerek yok. Böyle ayçiçek yağlarıyla falan yapabiliyoruz mu inceltmeyi? Yapabiliyoruz. Evet. Hocamızı göremiyoruz diye mesajlar gelmeye başladı. Çalışırken mi? Çalışmayı mı göremiyorlar? Çalışırken görmek de istiyorlar hocam. O mümkün mü arkadaşlar? Böyle biraz daha yakından alsak. Minik olmasaydı aslında oraya koyardım ama orada durmaz. Ben aşama aşama göstersem. Olur. Olur hocam. Şimdi bu akriliğin en kullanışlı tarafı. Ben bunu yağlı boyada çok rahat yapamayabilirdim. Yani yapamayacağım şey şu. Aynı anda beyazı, aynı anda kırmızıyı karışmadan birbirine aynı anda müdahale etme şansım yoktu. Çünkü biz bir kat atıyoruz sonra bir tabii kat daha kaynaştırma bekliyoruz. Yapıyoruz falan ya. Ama akrilikte bunu aynı anda yapabilme şansına sahip oluyorsun. Yağlı boya ile arasındaki fark ne hocam? Aradaki fark bu su bazlı. Yağlı boya tabii yağ ve tiner bazlı.
Yani bunun avantajından bahsettim ama ben aslında ilk çalıştırırken şimdi diyecekler ki bize hep yağlı boya yap diyorsun, akrilik demiyorsun diyecekler. Onu arkadaşlar. Demem de, evet, onu demem de maksat da şu. Şimdi biz yeni öğreniyoruz ya, yap boz işi bizimkisi şu tamam. anda. Akrilikte bir boyayı vurduğunda, bir rengi vurduğunda eğer ki bir yeri kaynaştırmak, birbirine geçiştirmek istiyorsan bir boyayı vuruyorsun, diğerini hazırlayıncaya kadar ya da fırçayı alıp sürünceye kadar o kurumuş oluyor. Yani birbirine geçiştirmekte zorlanıyorsun. Haliyle bu da pratiklik mi gerektiriyor hocam? Evet, sebep veriyor. Yani pratiklik gerekiyor, hız gerekiyor, biraz profesyonellik gerekiyor bence. O yüzden ben ilk aşamada akriliğe pek yanaşmıyorum. Yani ben merak ettikleri için şimdi bugün bunu yapalım dedim. Ama yağlı boyanın yerini tabii ki tutamaz. Yani rahat çalışmak anlamında. Tamam, kurumasını bekliyoruz. Bir, belki araya birkaç gün giriyor özellikle soğuk havalarda falan ama yağlı boyayla uğraşma, oynama şansın daha uzun. Verdiği zevk daha ayrı. Biraz daha profesyonelleştikten sonra mı yani, yapılsa daha iyi olur diyorsunuz? Daha iyi olur bence. Çünkü bu aceleci davranma bu sefer öğrenciyi panikletiyor. Yani istediği zaten gibi hareket edemiyor. Çünkü benim hızlı kuruduğu için. Aha. Hızlı kuruması dezavantaj yeni öğrenen bir insan için ama tabii böyle minik şeylerde, minimal şeylerde denenebilir. Benim aldığım, duyduğum şeyler hep o yönde. Aldım ama sevmedim. Yani akrilik boya aldım ama kullanmakta zorlandım. Çünkü bir yağlı boya geçmişi var. Aha. Öyle olunca akrilik çok pratik gelmiyor. Aksine kısıtlı geliyor insanlara. O şekilde yorumlar yapıyorlar. Hocam mesajlar çok hızlıca geliyor. Ben bir yandan da okuyayım istiyorum. Fadim Hanım, soy isminizi yazmamışsınız. Hayırlı yayınlar demişler. Fırsat buldukça izliyorum, harikasınız. Ebru Hanım'a da kolaylıklar diliyorum. Sanat bence bir duygunun, bir tasarımın veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. İyi akşamlar can arkadaşım demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sevgiler, selamlar. Evet, güzel bir tanım olmuş. Güzel bir tanım değil mi hocam? Ne güzel. Ben o yüzden hocam sanat nedir sorusunu özellikle sormak istedim. Yani çok genel bir kavram sanat. Bu sadece resim olarak da düşünülmesin bu arada. Yani bir heykel de bir sanat, ne bileyim bir müzik de bir sanat. Hepsi bir bütün halinde ama bizim tabii bugünkü konumuz resim olduğu için daha resme yönelik olabilir. Sanatın insan ruhunda katkılarından da biraz bahsedelim mi hocam? Ruhumuza katkısı çok iyi olduğu için sürekli resim yapıyoruz. Bağımlılık da yapıyor diyebilir miyiz aynı zamanda? Bağımlılık yapıyor, evet yapıyor. Yani bilmiyorum, etrafımdaki insanlar, hep beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdaki bu bağlılık, hani herhalde bu yüzden olsa gerek diye düşünüyorum. Çok rahatladıkları için, çok hoşlarına gittikleri için. Biz hep dört oldu mu toplanıp çıkamıyoruz ya mesela. Aynen. Hani bırakamıyoruz. Mutlaka ki rahatlatıcı etkisi çok fazla. İnsan çünkü onu düşüneceğim, o renklerle oynayacağım, onu yerleştireceğim, onu çizeceğim derken bazı sıkıntılarından uzaklaşıyor. Kafasındaki problemlerinden uzaklaşıyor. Ve bu da haliyle çok rahatlattığı için bırakmak istemiyorsunuz. Uzun saatler çalışabiliyoruz o yüzden. Ben de çiçeklerimi yapmaya başladım hocam. Sohbet ederken bir yandan. Özlemişim ama hocam resmi. Kesinlikle. Evet. Resim günleri mi yapsak, ne yapsak acaba? Tabii canlı yayında da ilk defa böyle bir aktivite yapıyorum. Çok canlı olunca biraz panik oluyor insan ama fırça biraz öteki tarafa falan gidiyor ama. Zamandan da biraz kaynaklı hocam. Zaman, yani inşallah. Evet evet, zamanın kısıtlayıcı olması. Değilse resim bu kadar aceleye gelebilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Yakından alabilme şansımız var mı? Ya da ben biraz daha çalıştıktan sonra hocamızınkine isterseniz ilerleyelim. İlerledikten hocam sonra gösterelim. Resim yapmanın püf noktalarını da yaptıkça konuşalım mı hocam? Resim eğitiminin, aslında resim yapmanın püf noktası, ya tabii ki bu neyi nasıl, hangi tekniği nasıl yapacağına, ne yapmak istediğine bağlı çok değişken bir şey. Yani bu bir kara kalemse farklı, yağlı boyaysa farklı. Ama tabii ilk başta insanlara biz hep diyoruz ki kara kalem bir temel atmak gerekiyor. Kara kalemle başlamak gerekli yani değil mi? Yani her şeyin bir temeli, bir ilk adımı var. Bizim için de o kara kalemdir her zaman. Bazen çok yağlı boya yapmakta ısrarcı olanlar oluyor. Ben onları bu şekilde izah etmeye çalışıyorum. Yani
kara kalemde aşamadığın bir sorunu, oturtamadığın bir resmi yağlı boyada nasıl oturtacaksın? Yani bir şey bir çizebilmek lazım ilk başta ki sonrasında onu bir de boyayla, bir de boya ne kadar bozabiliyor bazen çizimleri. Yani hani bahsettiğimiz hocam, şeydeki gibi defalar... o problemi yaşamamak için sabredip bence o temeli sağlam atmak gerek diye düşünüyorum. Kaç defa gittiğim resimler hatırlıyorum hocam, Allah'ım dedim bu resim nasıl bitecek acaba? Yani benim için en önemli olan püf noktası adım adım ilerlemek, aceleci davranmamak, mümkünse itaat etmek. Yani yönlendiren insanın bu konudaki bir fikri olmasa zaten ısrarcı olmaz. Bu benim çok muzdarip olduğum bir konu da o yüzden ısrarla söylüyorum. Yani ama bunu dinleyenler ve uyum sağlayan arkadaşlar bunun çok faydasını görmüştür eminim ki. Yani işi ehline bırakın deniliyor ya hocam. Zaten ya bilmiyoruz. Mutlaka hani artık çünkü uzun zamandır bu işin içindeyiz ya. Getirisi olan şeyleri daha iyi görebiliyorsun. Teknik anlamda neyin daha çok verim sağlayabileceğini biliyorsun. O yüzden ben biraz bu ilk başlarda kara kalemde ısrarcı olmanın amacı bu aslında. İnsanlar eline alıştıktan sonra daha güzel yani ürünler çıkartabiliyorsunuz. Yani ben şunu hedefliyorum. Ben yokken hayatımda her zaman ben olmayacağım. Ben sadece bir dönem önderlik edeceğim ona. O ben yokken de kendi başına bir şeyler yapabilir hale gelsin istediğim için. Yani bana bir bağımlılığı olmasın ve bir şeylerin içinden kendi fikriyle çıkabilsin istediğim için bunu hedefliyorum. Annem hocam ressam Bob gibi yap diye meğer ki ressam Bob benim içimde yaşıyormuş. Bazı yeteneklerimi sonradan keşfettim ben de. Keşfetmek gerekiyor, denemek gerekiyor, evet. Ama resim konusunu keşke diyorum, keşke demeyeyim de yani şöyle daha önce keşfetmeyi isterdim açıkçası. Sizleri ekranlarda görmek ne kadar güzel. Parlayan bir ışık gibisiniz. Teşekkür ederiz. Her zamanki gibi harika bir programa öncelik ediyorsunuz. Rabia Toprak ablacığımıza, hanımefendiye teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ne güzel hocam ya, ne böyle güzel dönüşler motivasyonumuzu almak. Yükseltiyorsunuz evet, valla. Evet, kesinlikle. Resim maceram böyle başladı hocam benim. Şimdi ne annem, kadar olmuştu? 3 yıl oldu mu? 2 mi? 2 dönem, mi? 2 dönem hocam. Bu dönem gelemedik yani pandemiden kaynaklı. Evet. 2 dönem oldu. Sizinle çalışalım. Pandemi olmasaydı çok ciddi ilerleme kat edecektim evet, diye düşünüyorum. Evet, maalesef her şey sekteye uğradı. Umarım kısa sürede kurtuluruz. İnşallah hocam. Çocuklar peki kaç yaşında başlamalılar? Onlar üzerindeki etkileri nelerdir acaba? Çocuklar aslında var ya bu işteki en rahat bireyler yani resim yapma konusunda. Çünkü onların bir şey yanlış olurdu olmazdı, güzel olurdu ya da olmazdı kaygıları olmadığı için. Yani yaş olarak ben bir şey söyleyemem. Yani her çocuğun, her bebeğin ya da ilgisine psikomotor, göre bilişsel becerisi aynı değil. Yani gelişim süreci de aynı değil. Kalemi ne zaman tutabilir hale gelirse, kavrayabilir hale gelirse bence eline vermek gerek. O onun iz bıraktığını gördükçe kaba şekillerle başlar. Sonrasında ayrıntılı bir şekilde tutmayı öğrenir. Egemen'le daha çok deneyimlediniz değil mi tabii hocam? Tabii onu siz? Deneyimledim zaten. Yani normalde bir çocuğun sürecini hani onunla deneyimledim. O kalemleri vere vere şu an Egemen'in bir kutu kadar böyle koca bir kalem koleksiyonu var. Bazen benimkiler de karışıyor araya. Onunkiler bana karışıyor. Birlikte kullanıyoruz. Egemen resim konusunda iyi çok şükür. Maşallah. Çok küçüklükten başladığı için çok da seviyor. Artık ona tuval falan alıyoruz. 5 yaşında. Yani yapıyor, hoşuna gidiyor böyle, heves ediyor, görüyor boyalar. Bana göre boyalar yok mu dedi geçen kırtasiyeye gittiğimizde. Ona göre boyalardan da aldık. Aldınız. Evet. Oynuyor, bazen sıkılıyor, bırakıyor ama genel anlamda çok düşkün. Yani seviyor. Ali İhsan Efe Bey de mesaj göndermiş hocam. Medine Hanım programınız çok güzel. Pandemi döneminde kendisini göremediğimiz Ebru hocamızı gördük. Size çok teşekkür ederim ben demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Bey. Çok öğrencileriniz sağ olun. Hocam. Evet. Herkesi çok özledim ya gerçekten. Umarım herkes iyidir.
Böyle birçok işi bir arada yapmanın da hocam yeteneklerim daha fazla gelişiyor bu programla birlikte. Mesaj bir de bugün İlk resim. defa böyle bir şey yapıyorsun değil mi? Tabii ilk defa. Uygulama. Aslında hocam sizi daha önce ağırlamak istiyordum. Tabii Türkiye'nin gündemi çok hızlı bir şekilde değiştiğinden kaynaklı. Evet. Kısmet bugüneymiş artık. Değişiklik oldu, iyi oldu. Çabuk kuruduğu için bu arada Buyurun boyalar hocam. çabuk kuruduğu için yani bir yağlı boya paleti gibi hazırlamak tabii akrilikte mümkün olmuyor. Anlık sıkıyorum boyaları çünkü hemen hızlıca kuruyor. O yüzden ikide bir boya biten boyaları sıkıyorum. Çünkü çok hızlı kuruduğu için. Bir de tahta çok emici bir özelliğe sahip. Tuval gibi değil. Tahta zaten adeta böyle boyayı içine birdenbire çekiyor. Yağlı boyada bile değil mi? Hızlı kuruyor zaten. Aynen hocam. Mevsim şartlarına göre değişiyor sanki biraz da yağlı boyadaki kuruma şeyi Sıcak hocam. havalarda boya daha çabuk kuruyor. Resimlerin prensesi Ebru Hoca'ya selamlar. Sanat insanın ufkunu genişletir, iyi olmasını sağlar, yeni şeyler öğrenmesinde katkıda bulunur. Nilüfer Kamış hanımefendiye de çok çok selamlar, Teşekkür sevgiler. ediyoruz. Ne Çok sağ güzel böyle olsun. değil mi hocam? Evet. Herkesin bakış açısında, algısında sanat. Zaten yazan insanların da birçoğu sanat seven insanlar, Sen, içinde olan insanlar, içinde olan özlemini de insanlar. çeken insanlar şu an. Aşama aşama göz tarif edecek Evet, misiniz ben hocam şimdi şu an? kaldıracağım, fırçamı Hangi temizliyorum. aşamadayız? Bir yandan size Ben böyle bakıyorum. ufak bir gün batımı yaptım ahşabın üstüne. Tabii bunu rötuşlayacağım. Henüz bu ilk aşaması değil mi? Yani bir kat boyayla yaptım bunu, tek Hı. kat ya da iki kat da diyebiliriz. Bunun üzerine şimdi ben Ay, bunu, burası neresi hocam? burası şu an gitmek istediğim yer aslında. Keşke olsa da yakında gitsin. Tekrardan devam ediyorum. Zaten boya dediğim gibi hızlı kuruduğu için müdahale şansım çok hızlı oluyor. Suyumu değiştiriyorum. Fırça temizliği bunda da çok önemli. Diplerde kalan boya artıkları, boya kalıntıları, fırçaları, renkleri çok kirletip temiz çalışmana engel oluyor. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de bu zaten. Yağlı Hocam boyada ya da aynı bu kadar şekilde. teknoloji ilerledi diyorum. Şu fırça temizliğiyle alakalı bir şey bulamadılar bize henüz. Evet o. Buradan yetkililere duyuralım mı hocam? ASES'ten geliyormuş Aslında Konya'ya. yetkililerin bununla alakalı yapabileceği çok da bir şey yok yani, mecbur temizlemek zorunda olan biz olduğumuz Ya da için. kirlenmeyen Ya da fırçalar kullanan mı fırça üretsinler? yapsınlar ama ucuza satsınlar. Ama aynı zamanda güzel iş görsün. Biz de çok mu şey istiyoruz Evet, acaba? evet. Olmayacak şey istiyoruz. Yağlı boya için iyi temizlenmeyen Hı. fırçalar bir süre sonra zaten hemen bozuluyorlar. Katılaşmadan, boyası donmadan günlük temizleme yaparsak eğer ki hiçbir sorun yaşamayız. Yumuşak fırçayla çalışmanın rahatlığı zaten biliyorsun. Hani Hı fırçalar hı. katılaşınca hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. Hocam fırça temizliği ile alakalı önerileriniz var mı? Evet, Arap sabunu. Arap sabunu o. Temizlikte yaptığımız Arap sabunu. Arap sabunu çok güzel temizliyor. Yağ çözücü falan kullananlar var ama yağ çözücüler artık fırçaların kıllarında deformasyona sebep olduğu için, Hocam, hatta lafını kesiyorum pardon. buyurun. Kimisi böyle o kadar çok bekletiyor ki bir bakıyor sadece sap kalıyor elinde. Fırçanın bütün kılları dökülmüş. Bulaşık deterjanı kullananlar var. Ben kendim kullanmıyorum ama eğer çok riskli durumdaysa, o gün üşenmiş temizlemediysem Hı. mutlaka bir terebentinde onu akıtıyorum. Yani boyayı bir açıyorum. Sonrasında sabunluyorum. Normal el sabunu da olur. Arap sabunu ama çok güzel temizliyor El sabunu ve gerçekten. şu fıs Normal, yo, şu normal beyaz fıs. Ha, el beyaz sabun var ya, sabunları. onlarla. Ya çok bir özel bir şeye de gerek yok aslında. Dediğim gibi günlük normal temizliğini düzgün yaparsan Hı. ve kıllarını çok böyle ayrışmadan düzgünce koyarsan, şöyle birleştirip Hı. düzgün bir şekilde kurutursan, tabii bu Egemen'in fırçası olduğu için şu an hiç iç açıcı gözükmüyor ama. Benim fırçalar da hocam hiç sormayın biraz da mevta olmuşlar. Şimdi ben bunu neden getirdim? Aslında yeni fırçalar, hiç kullanmadığım fırçalar getirdim düzgün. Aha. Ama ucu bozulmuş fırçalar da bizim çok işimize yarıyor ya. Atmayalım o zaman onları. Yani eğer ki yumuşak kalmışsa atmayalım. Çünkü bunlarla işte bu çalı çırpıları, bulutları falan çalışabiliyoruz ya. Efekt vermede kullanıyoruz.
Ama tabii bu demek değil ki bütün fırçaları aynı şekilde bozalım ve hepsi öyle olsun. Yani artık çaresiz kalırsak onları o şekilde değerlendirebiliyoruz. Hatta bize fayda bile sağlayabiliyorlar. Programda resim de su gibi akıp gidiyor. Çok güzel bir program. Harikasınız. Mustafa Tirelioğlu beyefendiye selamlar buradan. Çok teşekkür ederiz. Bir sanatsever daha. İki güzel insan bir arada sizleri görmekten çok mutluyuz. Başarılı programınız için teşekkür ederiz. Sevgiler, selamlar. Zehra Akbaş. Bizden de çok selamlar, sevgiler. Hocam böyle var ya. Ay nasıl mutlu oldum. Motivasyonumuz evet, şu an. Yarın da mı gelsem acaba ben? Yarın programımız olsa hocam seve seve ağırlamak ne isterim güzel, sizi. Ne güzel. Hocam resim Türklere ne zaman gelmiştir acaba ilk? Yani kim keşfetti ki acaba? Ya aslında şöyle, hani bu dünya genelinde insanlığın ilk zamanlarından bu yana zaten hani sanat yapılan bir şey. Hı hı. İnsanlık tarihinin ilk bilindiği zamanlardan bu yana o zamanlara ait mağaralarda resimler keşfediyorlar. Hı hı. Türkler Orta Asya'dan bu yana sanatla zaten iç içe ilk uygarlıklar, ilk Türk boyları hı hı. zamanından bu yana. O zaman belki çok böyle tabii ki malzeme şu bu resim anlamında ilerletemeseler bile keçelerle işte çadırlarına, kilimlerine hep dokunmuşlar süsleme, bezeme şeklinde. O zamandan günümüze kadar bu çok uzun bir serüven. Yani sonrasında Selçuklular döneminde artık İslamiyet'in kabulünden sonra hı hı. tabii tasviri çok uygun bulmamışlar dini faktörlerden dolayı. Tasvire girmemişler ama hep böyle bezeme, işte motif şeklinde yine aynı semboller İnsan üzerine. İnsan figürü olmadan devam yani etmişler figüre öyle mi? Yani figüre pek girmemişler. Evet. Dinen düşündüklerinden dolayı günah olmaması putçuluğa açısından. Putçuluğa girmesin diye mi acaba orada öyle ya bir şey? Ya muhtemelen evet. Yani çünkü günah olmaması resim açısından. Çok iyi geliyor hocam ruhumuza. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. O çok ayrı bir mevzu. Hayatın yani tabii telaşından. Ki, hani bunu yapan tabii ki bu anlamda yapmıyor. Ama sonrasında Osmanlı döneminden sonra bazı padişahların portresini yaptırması, onların batılı ressamları ağırlaması, hı hı. hatta harp okullarına resim derslerinin konmasıyla beraber bazı paşaların gidip eğitim alıp batıda buraya gelmesiyle başlayan bir batılılaşma süreci var. O aşamadan sonra da günümüze kadar bir çağdaş sanat, resim hayatı geliyor. O gün bugündür bu şekilde devam ediyor yani. Hani nereden başladığı, nerede biteceği anlamında değil de bu şekilde uzunca bir maraton. Hocamızın derslerindeki bitmez tükenmez pozitif enerjisi ekrana da harika yansımış. Sevgiler, selamlar. Sevil Doğan. Gerçekten çok iki güzel insan ederim. Harikasınız. Hep hocamızı övüyordunuz ya, beni hiç övmüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Hepinize, herkese selamlar, sevgiler. Gerçekten böyle güzel şeylerle enerjimiz yükseliyor bizim de. Üzerine ne herhangi aşamadasın? Bir şey. Pardon, ben bunu şöyle göstereyim mi hocam? Evet, biz bir yandan ders yapıyoruz aynı güzel, zamanda. İyi gidiyor. Şöyle göstereyim mi? Hı hı. Çiçekleri oluşturmuşsun. Çiçekleri. Artık ince fırçayı daha rahat kullanıyorsun. Farkındasın. Çok. Daha minimal şeylerde daha rahat kullanıyorsun. Daha keyifle kullanıyorum. Bu pofuduk sincabımızı yaparken de çok gelişti hocam. Evet. Aslında onu, o ince fırça kabiliyetini bunlar geliştirdi bu arada. Onun farkındayım. Küçük şeylere evet. Çünkü küçük çalışmak zorunda kaldığın için. Hemen diğer çiçeklerime geçeyim hocam. Zamanımız o kadar hızlı geçiyor ki. Kendimi atom karınca gibi hissediyorum. Ama dediğimiz gibi yine resim böyle alele acele yapılacak bir şey değil. Değil, evet. Yani uğraşsan saatlerce uğraşabilirsin. Özellikle yağlı boyada günlerce uğraşıyoruz. Pandemi süreciniz nasıl geçti hocam? Yani sıkıcı geçti tabii ki. İnsan bir yere kadar kendini değerlendirebilse, bir şeylere oyalasa falan bir yerden sonra gitmedi. Bir de işte hı-hı. ufak bir çocukla aynı zamanda. Egemenle bazı birlikte. Bazı günümüz çok sıkıcı, bazı günümüz çok verimli geçti ama tabii gene çalıştık. Boş durmadık, bir şeyler yaptık, birkaç ürün çıkarttık. Yani kaygılı, endişeli bir süreç hepimiz için. Atlatabilmeyi umuyoruz artık.
Çünkü çok kısıtlandık. Herkes resim yapabilir mi hocam? Yani özel bir yetenek gerekli mi diye sormak istemiyorum. Şekil ağda görüldüğü üzere. Ama ben sevdikçe, keyif aldıkça ilerledi bende. Evet. Bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani özel yetenek, yetenek tabii ki gerekli. Çünkü her insanın fırçayı denemesi lazım. Hı-hı. Belki yapabiliyordur ama keşfetmemiştir, denememiştir. Benim gibi. Yani üstüne düşmemiştir. Bir dener, bakar. Eğer hoşuna gidiyorsa, yapabildiğine inanıyorsa ısrarcı olur ve ilerletebilir. Çünkü teknik öğrenilebilen bir şeydir. Hı-hı. Ama yetenek de tek başına tabii ki hep derim zaten değerlendirilmediği sürece o da bir işe yaramaz. Mutlaka ki değerlendirmek, üstüne düşmek gerekir ilerletebilmek için. Herkes yapabilir bence ama tabii denemesi lazım. Ebru hocama sorumuz var demiş. Resim yapmada kullanacağımız tuval ve fırçalar nasıl seçilmeli? Nelere dikkat etmeliyiz? Selam ve dua ile Mustafa Kemal Çimen. Sevgiler, selamlar bizden de. Teşekkür ederiz. Yağlı boya için sormuş galiba. Yağlı tuval boya seçimi. İçin hocam, aynen. Yani tuval için bizim en büyük kriterimiz hazır tuval olmaması. El yapımı tuval olması. Yani bezi mümkünse böyle plastik muşamba gibi olmasın da pamuklu bez olsun. En önemli kriter o. Hı hı. Şasesi çok önemli. Yine kaliteli şase kullanmaları, eğrilmeyen ağaç, kaliteli ağaçtan yapılmış olan tuvaller tercih etmesi gerekir. Zaten elinize aldığınızda onun ağırlığını hissedersiniz. Ağır mı olsun diyorsunuz hocam? Yani ağırlığının olmasın. Ben kendimce bir kriter belirledim. Çünkü aha, çam ağacı falan olduğunda daha ağır geliyor elime ama kavaklar biraz daha böyle hafif geliyor. Benim bu yaptıklarım ne hocam? Hangi ağaç acaba? Vallahi tam bilmiyorum bunun aynı ağacı. Çok anlamam ağaçtan ama kavak olma ihtimali yüksek. Yani eğilmeyen bir şase, kaliteli tuval, kaliteli malzeme. Ya bizim işimizde malzemenin çok doğru orantısı var aslında. Evet hocam. Kaliteli malzeme kullanırsan iş de ona göre kaliteli bir şekilde çıkabilir, ilerleyebilir. Fırçalar için de ben çok yelpaze fırça kullanan bir insan değilim. Yelpaze düşkünlüğüm yok. Onun haricinde kedi dilleri çok uygun mesela. Kedi dilleri hocam. Kedi dilleri. Kayıp yani böyle resim. Oval şekilde olan fırça türleri, kedi dilleri. Hı hı. Bunlarla çok güzel düz çizgiler çizebilirsiniz. Yine aynı şekilde kesik, düz kesik fırçalar. Yağlı boya fırçaları, yumuşak kıllı olması, düzgün, yani şöyle birleşebiliyor olması gerekir fırçanın. Böyle çok sert kıllı olursa boyayı kazır, kazıdığı için de rahat bir şekilde, yani bizim maksadımız fırçayla boyayı sürmek ya, fırça boyayı kaldırıyorsa maksadımızı maalesef gerçekleştiremiyor demektir. Onu direkt çöpe atmanız gerekiyor. Yumuşak kıllı, kıl dökmeyen, yine aynı şekilde kaliteli fırçalar. Ya sentetik ya da doğal kıl olmasının bir önemi yok benim için. Sentetik fırçalar da gayet güzel iş görebiliyor. Belki sulu boyada işte bu sincap kılı, samur kılı onlar sulu boya için iyi. Ama yağlı boyada çok gereği yok bana göre. Yumuşak olsun diyorsunuz. Yumuşak hocam. Olsun, evet yumuşak olsun. Fırça uçları, kılları birleşebiliyor olsun. Hı hı. Boyalarda önerileriniz var mı hocam? Boya seçerken neye dikkat edilsin? Boya seçerken de kapatıcı olması önemli. Yani çok transparan boyalar olduğu zaman kapatmıyor. Boyadığınız alanda kapatıcılık sağlamıyor. Bu da haliyle bu sefer kapatmadığı için altta bir iz varsa gösteriyor. Çalışmayı da yavaşlatıyor, verimimizi de düşürüyor. Hı hı. Kapatıcı, yoğun pigmentli. Tabii bu da kalite demek, yoğun pigmentli olması. Biraz da yüksek hocam o bahsettiğiniz. Evet öyle. Rakamlar. Hani ben en olması gerekeni söylüyorum. Hı-hı. Ama tabii ki orta kalite boyalar da var. Özellikle ilk aşamada zaten çok profesyonel bir şey almaya gerek yok. Hı-hı. Ama çok kalitesiz boya da almak sağlığımız için de bir tehdit. Çünkü içerisindeki katkı maddeleri, kimyasallar vesaire, kokusu özellikle zaten ağır oluyor. Bazı tüpleri hiç açamadığımız gibi direkt kapatıyoruz, kapattırıyoruz ya. Yani öyle düşünürsek yine boya kalitesi de çok önemli. Renkleri solmuyor. Yani kaliteli, yüksek pigmentli boyaların renkleri yıllar geçse de solmuyor. Vernik atmasan bile. Diğer şekilde ne kadar sürüyor hocam boyanın kalitesi? Soluyor belli bir süreden sonra belli değil mi? Belli bir süreden sonra tabii bazı markalar solma yapıyor.
Ya birkaç yıl sonra soğuma yapıyor birkaç kesinlikle. Yıl, Hatta en kötü ihtimalle. çatlama da yapabiliyor. 10 yıl sonra falan benim öğrencilik döneminde yaptığım bazı tabloların renkleri tamamen grileşmiş. Onlar için öneriniz var mı hocam? Yani kurtarılabilir düzeyde mi? Alıp yeniden boyamak gerekiyor. Kurtarılırlığı böyle mi diyorsunuz? Evet, alıp yeniden baştan aşağı onu tekrardan boyamak gerekiyor. Yani Çift kurtarmak dikiş anlamında. gideceksiniz. Yani. Ha ne olmuş olur? Altyapısı dolmuş olduğu için, boyaya doymuş olduğu için üstüne tekrardan yapmak, tazelemek hem renkler girdikçe zaten hoşuna gideceği için hepsini boyamak isteyeceksin haliyle. İşte bunu yapmamak için kaliteli boya. Onu demek istiyorum zaten. Birazcık İki iki uğraşmamak için. uğraşmamak için diyorsunuz. Kaliteli boyaya bir kez para verip yüklü miktarda. Zaten şöyle de bir gerçek var. Şimdi çok yoğun pigmentli bir boyayı bir tüpe aldığınızda Aha. onun az miktarıyla büyük bir alanı boyayabiliyorsun. Ama Evet, aslında düşük pigmentli bir boyanın bir tüpüyle boyadığın alanı yoğun pigmentli bir boyanın bir kısmıyla boyayabiliyorsun. hocam zamanımız o kadar hızlı geçiyor ki ben daha yeni başladık. Henüz ilerleyemedim. Hızlı hızlı bir Yağlı şekilde boya olduğu için öyle. Küçük bir kısmını yapman bence yeterli olur. Sonrasında bitirip tekrar getirip gösterirsin. Yağlı boya olduğu için bak ben bitiriyorum. Çünkü neden akrilik? bir de bunun kuruma süresi falan var ya hocam. O Evet. yüzden de birazcık. Neyse benim beceriksiz olduğumdan falan değil yani. Kesinlikle değil. Ahşap konusunda ihtisas yapmış biri olarak ki burada daha eksik var. Fazlasıyla eksik var hocam. Birçoğunu da hediye etmiştim hocalarıma. Medine Hanım, harika bir program olmuş. Sevgiler hocamıza, sevgiler, selamlar. Resimler harika, çok profesyonel olmuş. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz ama isim soy isim yazarsanız çekilişi de bu hafta yaparız muhtemelen. Daha doğrusu şöyle, çekilişi haftaya yapmamız lazım aynen. Çünkü son birkaç dakikamız kalmış. Haftaya yaparız. Ben de merak ediyorum acaba kime göndereceğiz? İsim soy isminizle birlikte yazarsanız ve sanat nedir sorusunun cevabıyla birlikte. Bu arada benim yaptığım bu resmi de kendi Instagram hesabımdan hediye etmeyi düşünüyorum. Cuma hediyesi olsun istiyorum sizler için inşallah. Detayları post olarak paylaşacağım kendi hesabımla. Akriliği mermere, ahşaba uygulayabiliyor muyuz demişler hocam. Çok güzel. Ahşaba uyguluyorum ben şu an zaten. Ahşap yapıyorsunuz değil Evet, mi? mermere denemedim. Yani eğer kapatabilirsek çok cilalı bir yüzeyi yoksa yani denemek lazım. Ben mermerin üzerine hiç akrilik denemedim ama onu bir keşfetmek gerek. Çok güzel bir program izliyoruz. Sizin programınızdan farklı olarak haftada bir Evre Hoca bize yağlı boya teknikleriyle ilgili bilgiler gösterebilir mi? Programı çok beğendim demiş bir Ay çok izleyicilerimiz. teşekkür Ama ederiz. isminizi yazmamışsınız. İsim ve soy isminizle yazarsanız sevinirim. Hocam şimdi tam zamanı programındayız ya. Böyle sanatla ilgili şimdi tam zamanı dediğiniz birkaç cümle var mı? Evet. Neden olmasın? Yani bunu yapmanın aslında zamanı yok. Yani akşamın bu vaktinde biz bunu keyifle yapıyorsak zaten mutlaka ki bizim için çok 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 güzel bir şey. Yani o yüzden sanatın hiçbir zaman bana göre zamanı yok. İstediğiniz her dakika uygulayabileceğiniz, sizin için size iyi gelen en iyi şey bence. Yani kattığı şey insana çok fazla çünkü. Hem bir ürün çıkmış oluyor ortaya, hem siz çok deşarj olmuş oluyorsunuz. Tavsiye ediyorum o yüzden herkese. Yani en azından bununla alakalı bir geçmişi olmayıp da eğer keşfetmek isteyen varsa bununla alakalı kurslara gidebilir. Bir deneyip görebilir kendini, ölçebilir. Zaten hoşlanır ve bir şeyler ortaya çıkarabiliyorsa devamını getirecek mutlaka Devamını ki. getirir diyorsunuz. Hocam son bir dakikamız kaldı daha. Tamam, ben Yaptığınız son resmi bir şeklini. Şimdi ben buna birkaç bir şey daha ilave etmek istiyorum ama ot, çöp, ağaç vesaire henüz tasarlamadım. Son halini göstereyim. Böyle minimal bir şey oldu.
Tabii renklerini biraz daha canlandırabilirim. Verniklediğim zaman çok daha bu kırmızı daha güzel, kırmızı resim güzel gözüküyor. Hocam şu anda bile insanın ruhuna nasıl güzel geliyor ya, kendime sahil kentinde gibi hissettim evet, böyle. Evet. Yani bu isterlerse bardak altlığı olarak falan şöyle da kullanıyorlar mi? Bu tarz minik benim şeyleri. Benim son yaptığım. Böyle yine otantikliği çok sevdiğim için otantik bir resim oldu benimki de. Tabii zamanımızın kısıtlılığından benden kaynaklı değil. Hemen altını kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Burada küçük şeyler yapacağım. Neydi hocam? Bunlar tuğlalar. Bunları evet, da ilave ettikten tuğlalar. Sonra bunları biraz daha aşağıya sarkıtacağım. Ve evet. Kendi sosyal medya hesabımdan cuma günü birinize hediye etmek istiyorum bunu da inşallah. Hocam, son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Çok teşekkür ediyorum. Yani artık benim ilave edeceğim bir şey yok. Bitmiş şeklini, son halini artık sonraki bir zaman paylaşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Benim için de çok değişiklik oldu hakikaten. Özlemişim. Yani ortamı, resimleri, boyaları. En azından paylaşımı böyle bir yerden yapmak da çok hem benim için hem tanıdığım herkes için çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür emeğine ediyorum sağlık. Hocam. Bugün stüdyomuzu renklendirdiniz. Hayatımıza keyif teşekkür kattınız. Ederim. İyi ki varsınız. Ayağınıza, teşekkür yüreğinize ederim. Sağlık. Sen de çok sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arada bir teşekkür daha sponsorlarımıza yapmak istiyorum. Böyle bizlerin şıkır şıkır giydiren Şeyma Ekinci, Prenses Şal ve Eşarp'ın sahibesi Şeyma Ekinci dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ruhumuzdan yansıyanları böyle güzel tuvallere aktarmamıza vesile olan Sanat Galeri, Yavuz Sanat Galeri'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Rabbim rızıklarınıza bol bol bereketler ikram eylesin inşallah. Efendim, haftaya yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.